Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu da MSI Mach 274 UPF 27 inç 4K 144 Hz 1 milisaniye GTG süreli Rapid IPS panelli oyuncu monitörü. Bu videonun amacı şu. Tabii ki inceleyeceğiz, detaylarını anlatacağız arkadaşlar ama 27 inç bir monitörde 4K gerçekten şart mı? Veya hangi boyutta hangi çözünürlüğü ve tazeleme hızını tercih etmeliyiz? Bunu da anlatacağım bir video olacak. Tabii ki tasarımına gireceğiz, giriş çıkışlarına bakacağız, teknik özelliklerini inleyeceğiz. Panelli, panelin FPS türündeki oyunlarda veyahut hikayeli oyunlardaki performansı bütün detaylarından bahsediyor olacağım. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Ürünü MSI yolla da kendim satın almadım. MSI dedi ki elimizde böyle bir var. Ben de dedim ki bir takım farklı konuları da gündeme getireyim. Boyut, işte çözünürlük, sonra tazeleme hızı, bunların dengesi nasıl olmalı? Bunlarla alakalı faydalı bir video oluşturabilirim diyerek arkadaşlar test masama davet ettim. Ve MSI'nin ürünü yollamış olması benim bu ürünle alakalı artı ya da eksi herhangi bir şey söylememe engel değil. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Öncelikle tasarımıyla çerçeveleriyle başlamak istiyorum. Çerçevelerine bakıyorsunuz aslında oldukça inceler içer siyah şeritler görüyorsunuz. Çoğu ekibinde de olduğu gibi ekran kapalıyken tamamı ekranmış gibi gözüküyor. Tabii ki alttaki çerçeveyi, çeneyi es geçersiniz arkadaşlar. Genel manada kalın değiller. Piyasada gördüğümüz bir tekniktir kendisi. Burada rahatsız edici herhangi bir öğe bulunmamakta. MSI logosunda öyle çok belirgin bir şekilde parlatmamışlar. Ama G-Sync etiketi ben onu bir süreden sonra sökeceğim net. Kenar kalınlığına baktığımızda normal ölçülerde olduğunu göreceksiniz. 4K 144 Hz monitörlerin bir kısmı biraz daha kalın ve cüsseli olabiliyorlar açıkçası. Bu normal bir monitörden farksız diyebilirim. Ha çok bir şey fark eder mi kalın olsaydı? Hayır. Çok bir şey fark etmezdi zaten. Arkasında piyano bilek bir kısım var. MSI logosunu görüyorsunuz. Bunlar ışık vurduğunda belli oluyorlar. Burayı RGB'ye boğmamışlar. RGB olsa ne olacak? Duvardan hafif bir aydınlatma göreceksiniz belki ama Olsa da olur, olmasa da olur. Monitörün ayağına, standına geldiğimizde plastik malzeme ile karşılaşıyoruz. Bu fiyat segmentinde çok şaşırtıcı bir şey değil. Açıkçası bu panel performansına sahip monitörler var. Evet metal ayakta olanları da var. Ama onların fiyatları yaklaşık %30-%40 civarı daha yüksek. Teknik özelliklerine geldiğimizde zaten bu monitörün ayağının plastik olmasına hiç takılmayacaksınız ki bir sıkıntı mı arkadaşlar? Hayır değil. Boynu da tam fonksiyonel bir şekilde çalışmakta. Sağa sola döndürebiliyorsunuz. Yukarı aşağı açılandırabiliyorsunuz. Yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. İsterseniz pivot modunu alıp dikey hale de getirebiliyorsunuz. Daha önceki monitörlerde ben mi dikkat etmedim veya bunda mı böyle bilmiyorum ama sağa sola çevirdiğinizde aslında bas kısmı Masaya değiyor. Buradan görünen bir şey yok. Ve dolayısıyla masanıza biraz çizik atabilir, hassas bir masanız varsa. Bunun dışında gayet güven veriyor. İstediğim gibi böyle sert de davranabiliyorum kendisine. <laughs> Masadaki sallama payını da görüyorsunuz normal düzeylerde. Yani ayağınızda masaya çarpmadığınız sürece Böyle sallanmaz. Ben zorluyorum. Ve bu monitörün en çok sevdiğim kısmına geliyoruz. Giriş çıkışları. Peki neden Burak, neden giriş çıkışları seviyorsun? Şimdi bir tane Display Port portu var. Buradan 4K 144 Hz görüntü aktarabiliyoruz PC'mizden. iyi güzel. İki tane HDMI 2.1 portu var. Buradan konsollarımız 4K 120, PC'lerimizde 4K 144 Hz bağlayabiliyoruz. İyi bu da güzel. Ama hani bunlar çoğu monitörde de bulunuyor. Fiyat segmentinde de buluyor Neden bu monitörü ayrıca sevdin? E MSI yolladı diye mi? Hayır arkadaşlar fiyatı segmentinde çoğu rakibinde olmayan bir tip C portu bulunmakta. Tip C portu üzerinden 65 watt güç de aktarabiliyorsunuz. PD protokolünde isterseniz telefonunuzu şarj edin isterseniz bağladığınız Macbook'u arkadaşlar şarj edin. Güç verin kendisine Ayrıca buradan görüntü de aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben MacBook'umu bağlıyorum mesela. Diyelim ki konsolda bağlı. Konsolumdan oyunumu oynadım. Sonra iş yapacağım. MacBook'umu bağladım. İkisi de aynı anda bağlı zaten. Üzerinden hızlı bir şekilde geçiş yapabilirim. Hatta ekranları bölebilirim. İki tarafa ayrı görüntü verebilirim. PIP modu da bulunmakta arkadaşlar. Ve bir yandan da işimi yapabiliyorum. Ama MacBook'umu da adaptöre bağlamak zorunda değilim. Bu gayet güzel ve fiyatı segmentinde Türkçe portlu, böyle kabiliyetli Porta sahip bir monitör bulmanız zor. Evet zor. İşte tam da bu yüzden ben bu ürünü beğendim. Nedir? Benim için iş ve oyun dünyasını birleştiren monitör olmuş oldu. Bir tarafa PC, konsol bağlıyorum. Bir tarafta MacBook'umu bağlıyorum. Hem iş hem oyun dünyası bir monitörde. Her cihaz için iki tane yani monitör toplayabilirim. İşte renk doğruluğu ayrı bir monitör, oyuncu için ayrı bir monitör. E tamam ama bunların masrafları topladığınızda çok daha yüksek çıkıyor. Lakin bu monitör iki dünyayı bir noktada topluyor, daha uyguna toplamış oluyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde iki tane USB 2.0 tip A portu görmektesiniz. KVM özelliği var. KVM nedir onu da göstereyim. Mesela bir mouse'un alıcısını direkt monitörün üzerine taktım. KVM sayesinde mouse, klavye, oyun kontrolcüsü gibi ürünleri monitörünüze bağlamış olsanız dahi bağlı olan bir Macbook'ta mesela bunları kullanabiliyorsunuz. Yani monitör bu bilgileri bağlı olduğu cihaza yollayabiliyor. Mouse'unuzu, klavyenizi, kulaklığınızı veya bunları alıcılarını bağlayabiliyorsunuz ve monitör Öyle kasa bağlantılı arkadaşlar bir köprü bağlantısı bulunmakta. Zaten kutusundan kablosu çıkıyor. Ve bunu bağladığınızda bir özelliği daha ortaya çıkmış oluyor. MSI'nin Gaming Intelligence yazılımı. Bu yazılım sayesinde monitörün kendi arayüzünde bulabildiğiniz bütün özellikleri bir programda bir masaüstü arayüzünde bulmuş oluyorsunuz. da istediğiniz gibi monitörünüzü kontrol edebiliyorsunuz. Buradan ekranın tam ortasına bir crosshair bir nişan gel konumlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede dürümünü açmadan düşmanınıza daha rahat bir şekilde nişan almış oluyorsunuz. Hatta bir tanesi var. Ekranın tam ortasında zoomlanmış bir alan oluşturuyor. Dürbün açmadan yine düşmanınızı daha yakından görmenizi sağlıyor. Merak etmeyin. Bunlar oyunlar tarafından algılanabilen veyahut ban yemenize verecek şeyler değiller. Pip modu var. Bunun nasıl görüneceğini, yani pencerelerin nasıl konumlanacağını da buradan seçmiş oluyorsunuz. Özetle arayüzde yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ama bir program arayüzüyle beraber, bir mouse'la beraber joystick'e bağlı kalmadan rahatlıkla yapmanızı sağlıyor. Teknik özelliklerine geldiğimizde 27 inç boyutunda kendisi 16 enboy boy formatına sahip. 4K çözünürlüğünde 144 Hz tazelamasına sahip. Hız aşıtma falan yapmanıza gerek yok. Doğal tazelaması budur arkadaşlar. Sonrasında 1 milisaniye GTG sürüşleri gelen GTG ve konusunda da geleceğim. Ve 8 artı 2 bit FRC toplam 10 bitlik bir monitördür. Rakiplerinde de olduğu gibi gerçek 10 bit olup 4K çözünürlükte olup Hatta bundan daha fazla tazelim hızı sona monitörlerde var. Ama fiyatları 3-4 katı. Dolayısıyla fiyat konusunu asla es geçmiyoruz arkadaşlar ve genel toplamda Rapid IPS bir panel görüyoruz karşımızda. Rapid IPS nedir bir defa? Hızı diğer panellere göre nerede? Bundan bahsedelim. Şimdi en hızlı paneller aslında OLED'ler şu anda. Harekete bağlı bulanıklılık performansından bahsediyorum. OLED'ler. Sonra TN'ler, sonra VA'lar ve IPS'ler. Arkadaşlar bunlar normal IPS'ler değiller. Fast IPS'ler bazı markada Fast IPS diye Geçiyor. MSI'de Rapid IPS olarak geçiyor. Bunlar nasıl monitörler, paneller biliyor musunuz? TN'in hızını bünyesinde bulunduruyorlar, IPS'in rengini ve açısını bünyesinde bulunduruyorlar. Normalde, normalde çünkü normal bir IPS olsa yavaş, o paneller yavaş. Evet açıları güzel, renkleri güzel ama yavaş kalıyorlar. Rapid IPS'ler, Fast IPS'ler öyle değiller. Benim kendi monitörüm de Fast IPS panel. E sonrasında benim şurada hemen televizyonum var, LG G3, OLED biliyorum onların da performanslarını hızlarını. Dolayısıyla 8 senedir yaklaşık bir çok farklı paneli kullanmış birisi olarak şunu söyleyeyim. Lepid IPS paneller normal IPS'lerle kesinlikle karşılaştırılmaması gereken Diyen hızına yakın hızlar sunan aynı zamanda IPS'in avantajlarını bünyesini bulunduran panellerdir bunlar arkadaşlar. Sonrasında birebin kontrast oranıyla beraber gelmekte 400 nit parlaklığa sahip hatta HDR e, işte, 400 e, standartı ile sertifikası ile beraber gelmekte. Tabii ki şu anda ekranda ölçümleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar fabrikasyon veriler sonuçta. Kontrast oranını ölçtüm, parlaklığını ölçtüm. Gelin şimdi sizlere canlı bir şekilde siyah ekran testini göstereyim. Numara 1, ekranda bir ışık sızması durumu bulunmamakta arkadaşlar. Işık sızması bulutlanması farklı şeyler. Çerçeveli panel arasındaki yalıtım düzgün yapılmadıysa ışık sızar. Bu fabrikasyon bir sorundur. Bu bir arızadır. Servisi verebilirsiniz böyle bir durumda. Ama bulutlanma yani bölgesel olarak karanlık bir yerde ekstra aydınlatılmış alan görüyorsanız bu bulutlanmadır. Bir arıza değildir. Garanti kapsamına girmez sevgili arkadaşlar. Normal koşullarda ekranda sadece bir grilik görüyorsunuz arkadaşlar ki belirgin değil, rahatsız edici değil. Ama ben bunu yapay bir şekilde arttırmaya başladığımda şu anda farklı bölgelerde aydınlatmanın bir tık yükselmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Ama sizin göreceğiniz ve benim gördüğüm sahneyi şimdi sizlere gösteriyorum. Yaklaşık olarak bu şekilde. Sonrasında renk doğruluğuna geliyoruz. Tipci üzerinden Macbook'uma bağladım ve bu videoyu da bu monitör üzerinde işleyeceğim için önemli. sRGB renk gamutunun %129'unu karşılayabiliyor. DCI-P3 dediğimiz sınıfı renk gamutunun da %98'ini karşılayabiliyor. Yine yaptığım ölçümleri arkadaşlar şu anda ekranda görmektesiniz. İşin özeti şu, benim yani gerçek dünya sonuçları nezdinde renk doğruluğu güzel. Ben bunda hem oyun oynarım, renkler de gayet güzel, doygun bir şekilde bana yansır. Renk ayrımı da güzeldir. E, renk doğruluğu da güzeldir. Hem de işimi yaparım. Oyun, iş, iki dünya gayet güzel bir şekilde bu monitörde. Çözülmüş. Adaptive Sync destekli. Dolayısıyla G-Sync destekli arkadaşlar. Önemli konulardan bir tanesi. Nvidia'nın denetim masasına girdiğinizde G-Sync destekli monitör olarak görmektesiniz. Herhangi bir yırtılma bozulma vesaire hiçbir şey görmüyorsunuz arkadaşlar. GTG MPRT konusunda da gelelim. GTG nedir? Griden griye geçiş süresi. Bu her panelde iyi kötü iyi sonuç alabileceğiniz bir skor aslında ve markalar bunu kullanıyorlar. İyi bir MPRT süresi alamadıklarında iyi bir griden griye geçiş süresi alıyorlar ve bunu reklam argümanı olarak kullanıyorlar. 1 milisaniye yazıp geçiyorlar. Halbuki önemli olan bu değil. Halbuki önemli olan MPRT süresi yani Motion Picture Response Time yani hareketli görselin geçiş süresi. Sizce griden griye geçiş süresi mi önemlidir yoksa hareketli görselin geçiş süresi mi önemlidir? Tabii ki hareketli görselin geçiş süresi daha önemlidir arkadaşlar. Evet burada 1 milisaniye GTG görüyoruz. Yani griden griye geçiş süresi. Ama bu monitörün kötü olduğu anlamına geliyor mu arkadaşlar? Bunlar fabrikasyon diye veriler. Ben size gerçek dünya şartlarını da kendi gözlerimde gördüğüm sonuçlardan bahsediyor olacağım. Ve en çok merak edilen kısım oyun performansını geldiğimizde arayüzde yaptığım birkaç ayardan bahsedeceğim arkadaşlar. Onları da şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. %70 parlaklıkta kullan ekranıma herhangi bir şekilde ışık düşmüyordu. Burada istediğim ekran parlaklığını elde edebilmiş oldum. 4K 144 Hz'de çalıştırdım ve 27 inç monitörde 4K FPS oyunu oynasınız da, yani rekabetçi bir şey oynasınız da, hikayeli oyunda oynasınız da 27 işte 4K gerçekten piksel yoğunluğu olarak inanılmaz bir keyif sunuyor. Sinematik bir görünüm sunuyor açıkçası. Hani rekabetçi oyunlardaki performansından bahsedelim. Monitörün üzerinde arkadaşlar tepki süresini en hızlı moduna getiriyorsunuz. Ki en yavaş moduyla en hızlı modu arasında da pek bir fark yok açıkçası. Zaten monitör hızlı. Onu söylemek, onu söylemeye getiriyorum. Yani mesela Fist alıyorsunuz. Genji alıyorsunuz. Overwatch 2 gibi bir oyunda rekabetçi olarak oynadığım oyundur arkadaşlar. Düşman arkasına geçip ekranı tamamen çeviriyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde objelerin yenilen mesi lazım. Arkada bir hayaletlenme görmemem lazım. Bu monitör bu performansa sahip. Benim şu zamana kadar gördüğüm 4K 144 olup hani böyle performans veren monitör çok azdır. Gerçekten çok azdır. Hele bu fiyat segmentinde hem de tipçe üzerinden bağlantı imkanı, görüntü ve güç aktarımı imkanından bahsediyorum. Çok çok azdır. Harekete bağlı bulanıklılığı çok çok az arkadaşlar. Çok çok başarılı. Yani piksel yoğunluğu da insana inanılmaz bir keyif veriyor. Ha rekabetçidir çok anlamlı mı? E, daha yüksek tazelemazı daha mı önemlidir rekabetçi için? Evet. Benim monitörlerim 240 Hz. Daha önemli. Hatta bana 360 Hz ver bana 540 Hz ver. Yani beni alırsın. Beni benden alırsın. Ben full HD olmasına, 2K olmasına, 4K olmasına takılmam mesela rekabetçi oyuncu olduğum için. Ama bu monitörde hikayeli bir oyun oynamak istiyorsun. Görsel zevkine kapılacağın bir oyun oynamak istiyorsun. 27 inçte 4K çok ama çok keskin gözüküyor. Hatta orada ölçü şudur aslında arkadaşlar videomuzun bir diğer önemli konusu. 24 inç monitörde mesela full HD sıkıntı değil. 27 inçe gelirken artık 2 kyı düşünmeye başlaman lazım. Benim kendi monitörlerim mesela 27 inç full HD 240 Hz. Yani diyorum ki ben rekabetçi oynadığım için çok mesele değil ama hikayeli oyun oynuyorsa oynuyor olsaydım 27 inçte 2K isterdim. 27 inçte 4K arkadaşlar biraz lüks. Aynı zamanda burada full HD'ye göre 4 katı daha fazla piksel işleyeceğiniz için çok iyi bir ekran kartına da sahip olmanız gerekiyor. Ben bu sistemde arkadaşlar MSI'nin RTX 4070 Ti'ni kullandım. Bunun altında bir ekran kartına sahipseniz 4K 144 Hz monitör almayın. Çok net söylüyorum almayın. Bu monitörü iyi bir ekran kartınız yoksa almayın. Ekran kartınıza o parayı yatırın. Ama diyelim ki 4070 Ti ve üstüne sahipsiniz. DLSS teknolojilerinden de faydalanabiliyorsunuz. Cyberpunk'ta 4K 144 Hz yani 4K 144 kare saniye alabilir miyip DLS sayesinde alabiliyorsunuz. DLAA sayesinde yani kare oluşturma teknolojisiyle beraber bu performansı elde edebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonrasında 32 inç civarlarına gittiğimizde artık burada minimum 2K kullanılmalı. Hatta orada benim direkt tavsiyem 4K olmalı. 27 inçte o yüzden 4K tekrar söylüyorum bir lükstür. Ama 27 inçli görmüş olduğunuz 4K'nın keskinliği ve sinematik görünüm deneyimi... Bir başkadır arkadaşlar. Bahsetmem gereken bir hareketi bağlı bulanıklılığı düşüren bir tekniği de bünyesinde bulunduruyor arkadaşlar. MPRT olarak geçmekte bu. MPRT nedir? Panelin arkasındaki aydınlatmayı arkadaşlar yanıp sönecek şekilde çalışır hale getiriyor. Normalde arkasındaki panel sürekli aydınlatma sağlar. Bu da aslında görüntünün ekranda kalma süresini arttırır. Siz yanıp sönecek çalışmasını sağladığınızda Ekranda karenin kalma süresini azaltmış oluyorsunuz bu da harekete bağlı bulanıklılığı düşürüyor ama bunun bir bedeli var arkadaşlar ekranın parlaklığı yarı yarıya düşüyor yine kullanılır mı kullanılır ama migren sahibisiniz migreniniz varsa arkadaşlar bazı kullanıcılarda migreni tetikleyebiliyor mesela bende herhangi bir şekilde tetiklemedi evet harekete bağlı bulanıklığı düşürdü mü? çok az da olsa düşürdü. Dolayısıyla ben bu monitörde evet bu tekniğin olması güzel ama kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Zaten siz tepki süresini en hızlı aldığınızda gayet hızlı bir monitöre dönüşüyor. Rekabetçi oyuncunun, e-sporcunun ihtiyacı olabilecek tepki hızlarını düşüyor. Hatta diyeceksiniz ki rekabetçi oyuncu 240, 360 Hz veya 540 Hz ister. Doğru. Ama 4K 144 Hz'de arkadaşlar hafife alınacak. Yani 144 Hz'den bahsediyorum. Hafife alınacak bir tazelenme değil. 60 Hz'de 144 arasında elde ettiğiniz o devasa akışkanlık farkı 144'ten 240'a geçtiğinizde hani görülebilecek bir şey değil. Orada daha az bir etki hissediyorsunuz. 360'a geçtiğinizde daha da az bir hissiyat. 540'a geçtiğinizde iyice minimalleşiyor. Ama bu farkı profesyonel bir oyuncu fark eder mi? Evet fark eder. Ben bunu önemsiyorum ama 144 Hz'de az değil arkadaşlar. Çok rekabetçi oynuyorsunuz. 27 inç. Bak bakın bu monitörü alma. 27 inç 2K daha yüksek tazeleme hızlı bir monitör al mesela. 4K çözünürlük içerik üretme sürecinde zaten daha çok işine yarıyor olacak ki o konuya gelelim arkadaşlar. Ben şu anda Fujifilm'in XH2 s ile beraber çekim yapmaktayım. 4K 30 kare saniyede ProRes LT çekmekteyim. Bu görüntüyü arkadaşlar ben bu monitörde native yani doğal bir şekilde görüntüleye, görüntüleyebiliyor olacağım. Yani pikseli pikseline tam oturacak. Hele ki sRGB modunu da alabiliyorsunuz. Renk doğruluğunu arttıran bir mod arkadaşlar bu. Tabii ki ben kalibrasyon cihazıyla kalibrasyon kalibrasyonumu yaptım, ölçümlerimi de yaptım, sizlere gösterdim arkadaşlar ama monitör kabiliyetli bir monitör. Renk doğruluğu istediğinizde de var, renk istediğinizde de, uygunluk istediğinizde de var, ton ayrımı istediğinizde de var. Çünkü kalibrasyonunu yaptım ve evet renk doğruluğu yüksek yani cihaz bunu teyit ediyor. İşte bu yüzden sevdim. İki dünyayı bir araya getirebildim ben. Evet videonun sonuna geldiğimizde MSI Mac 274 UPF 4K 144 Hz 1 milisaniye GTG süreli Rapid IPS panelli bu oyuncu monitörü arkadaşlar. Sadece bir oyuncu monitörü değil içerik üretme sürecinde de kullanabileceğiniz renk doğruluğu oldukça yüksek bir monitör. Dedim ya benim için iki dünyayı bir araya getirebildiğinden dolayı oldukça güzel, oldukça başarılı bir monitör. Ve tip C portu her rakibinde yok bu fiyat segmentinde. Var tip C portu olup bu teknik özelliklere sahip olan monitörlerde var da bu fiyatta değil. Dolayısıyla bu monitör arkadaşlar yapabildikleriyle aslında fiyat performans odaklı bir monitör. Evet tuhaf gelecek değil mi? 20 bin liralık monitöre gidip fiyat performans dedi herif ya. Nasıl olabilir böyle bir şey diyeceksiniz. Arkadaşlar sunduğu özellikleri hesap kitap içerisine alıyoruz. Sonra fiyat performans hesabı yapıyoruz. Fiyat performans demek 4000 liralık 5000 liralık monitör değil. Fiyat performans demek uygun fiyatlı ürün demek değil. Fiyat performans demek verdiğim paranın hakkını fiyatından daha ötesinde sunabilen ürünlere hani takıştırdığımız bir adlandırma diyebiliriz. Fiyat performans monitörü, fiyat performans işte kamerası. Arkadaşlar o yüzden özelliklerine bakıyorum, rakipleriyle kıyaslıyorum, sunabildiklerine bakıyorum, tepki süresine bakıyorum, rengine bakıyorum. Bunlar nezdinde fiyat performans odaklı bir monitör. Evet, yine aranızdan bana kızanlar olacak ama sunduğu özellikler ve performans fiyat performans monitörü bu. MSI MAG 274UPF oyuncu monitörü, bir yandan da içerik üretme monitörü. Oldukça iyi bir çözüm diye düşünüyorum. Net bir şekilde tavsiye ederim. Evet video hoşunuza gitti arkadaşlar faydalı buldunuz mu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir kanalıma abone olabilirsiniz beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretli şeydir videonun açıklama kısmında bir linki olacak oradan güncel fiyatını görebilir satın alabilirsiniz benim diyemediğim bir konulu olduysa arkadaşlar sizlerin merak ettiği bir şey youtube yorumlardan yazın bana instagramdan yazın bana bütün sorularınıza ben mümkün olduğunca cevap veriyor olacağım arkadaşlar görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın.